Görseli verilen güvenlik içerisinde yukarıdakilerin hangilerinde kullanılmalıdır? Bu radyoaktif bir işarettir arkadaşlar. Nükleer santrallerde kullanılır. MR çekim alanları, yani hastanelerde görüntüleme sistemlerinde, yangın söndürme cihazları. Yangın söndürme cihazları radyoaktif değildir. Bu nedenle burada kullanılmaz. Yani cevabımız C seçeneği olmaktadır. Yukarıda verilen tabloda yer alan tanecikler hangileri birbirinin izotopudur? İzotop olması için proton sayılarının aynı nötron sayılarının farklı olması gerekir. Kütle numaralarını, atom numaralarını vermiş arkadaşlar. Elektron sayılarını vermiş. Biz burada nötron sayılarını belirlememiz gerekiyor. 37 kütle numarası, 17 atom numarası, nötron sayısı 20 olmaktadır. 35 kütle numarası, 18 elektronu vardır. Bir elektron almış hali 18 ise 17 proton olacaktır. 17 protonu varsa arkadaşlar 18 nötron olmaktadır. 18 elektronu bulunmaktadır. 3 elektron almış hali demek ki 15 proton olacaktır. 15 protonu varsa 16 nötron olmaktadır. Atom numarası 16 ise nötron sayısı da 16 olmaktadır. 6 tane elektron verdiği için 10 elektron olacaktır. Elektron sayısını belirlemek istersek de. İzotop olanları sorduğu için proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı. K ve M'dir. Bu nedenle cevap D seçeneği olmaktadır. Yupak numaralama sistemine göre periyodik tablonun 3. grubunda bulunan X elementi ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Yupak'a göre 3. grup arkadaşlar 3A grubu değildir, 3B grubudur. 3B grubu geçiş elementleridir. Metalik özellik gösterirler. Atom numarası 13 olamaz. 3B grubu arkadaşlar 21'den itibaren başlamaktadır. Bu nedenle yanlıştır. Cevap da C seçeneği olacaktır. Yukarıdaki grafikte X2Y3 bileşini oluşturan X ve Y elementlerin kütleleri gösterilmiştir. Element atomların kütleleri sırasıyla 56 ve 16 olduğuna göre A sayısı kaçtır diye sorulmaktadır. Arkadaşlar 2x'in 3y'ye oranı burada bileşik oluşurken y'den 28 eksi a kadar girmektedir. X'ten ise 28 gram girmektedir. X'in kütlesinin 56 olarak vermiştir. Yani 2 çarpı 56 bölü 3 çarpı 16 şeklinde olacaktır. Y'nin kütlesi de 16 olduğu için molekül ağırlığı 28 bölü 28 eksi a'dan sadeleştirmeleri yaparsak burada 12 eşittir 28 eksi a'dan a eşittir arkadaşlar 16 olarak gelmektedir. Yani cevabımız B seçeneği olmaktadır. Yukarıda verilen sıvıların birbiriyle etkileşimlerini inceleyen bir öğrenci sonuçlarının hangilerine ulaşır? Birinci ve ikinci kaptaki sıvıları karıştırırsa emisyon oluşur. Su polar, karbon tetraklor apolardır. Bu nedenle ikisi heterojen bir sıvı sıvı karışım yani emisyon oluşturur. Üçüncü ve beşinci kaplardaki sıvıları karıştırırsa kimyasal tuz oluşur. 3 amonyak, 5 hidroklorik asittir. İkisi birleşirse amonyum klorür oluşur. Bu nedenle kimyasal bir tuz doğrudur. Birinci ve dördüncü kaplardaki sıvıları karıştırırsa çözelti oluşur. 1 su, 4 etil alkoldür. Alkol suda çözünür çünkü hidrojen bağ etkileşimi yapmaktadır suyla. Bu nedenle çözelti oluşur. Doğrudur. Cevap da E seçeneği olmaktadır arkadaşlar. K ve Z sıvıların aynı sıcaklıktaki buhar basınçları arasında K ve Z ilişkisi vardır. Buna göre K ve Z sıvıları arasında ilişkilerin hangileri vardır diye soruluyor. Buhar basıncı K'nın daha büyükse arkadaşlar K daha uçucudur. Yani uçuculukları K'nın daha fazladır. O zaman K'nın kaynama noktası Z'den daha düşük olacaktır. Dış basıncı eşitleyebileceği sıcaklık çünkü daha düşüktür. Normal kaynama sıcaklığı Z büyük K'dır söylemiştik. Doğrudur. Kaynama noktası tencikler arası çekim kuvvetiyle de doğru orantılıdır. Çekim kuvveti artıkça kaynama noktası artar. Bu nedenle yanlıştır. Uçuculuk özelliği K büyük Z olmalıdır. Az önce söylemiştik. Bu nedenle bu ifade de yanlıştır. Cevap A seçeneği olacaktır. Yukarıdaki sistemde birinci bordan aşağıdaki gazlardan hangisi yollanırsa sodyum hidroksit çözeltisiyle tepkimeye girmeden ikinci bordan geri çıkar. Sodyum hidroksit bir baz sulu çözeltisidir arkadaşlar. Buraya asit veya asit oksit yani ametalin oksijen sayısı zengin olanlar gönderirse tepkimeye girer. Bu nedenle nötr oksit veya bazik yapılar gönderilmelidir ya da suda çözünmeyen yapılar olmalıdır. NO2, SO2 ve CO2 asidik yapılardır. Ametalin oksitleridir. Oksijen sayısında zengin olanlardır. Hidroflorik asit yapısında olduğu için bu da tepkimeye girecektir. Ancak CH4 suda çözünmeyecek apolar bir yapı olduğu için direkt çıkacaktır. Bu nedenle cevap A seçeneği olmaktadır.